Esenyurt yerleşim yeri bütünü Marmara bölgesinin Trakya alt bölgesinde İstanbul metropolitan alan sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçede 13 sağlık ocağı, 1 devlet hastanesi, 1 Kızılay hastanesi ve 1 milyon metrekare şehir parkı bulunmaktadır. Esenyurt Belediyesi 7 yıldır gece gündüz demeden özverili bir şekilde halkının desteğiyle Esenyurt'a hizmet etmektedir. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, ekibimizden Nilgün Ege'nin sorularını yanıtlayarak Esenyurt bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ben kendi adıma bu ilçeyi rica etmekte gerçekten çok keyif alıyorum. Bölgede yaşadığınız sorunlar nelerdir başkanım? Tabii Türkiye'nin genelinde olan sorunlar bize de var. Yani insanımızın şehir hayatına oldukça adapte olmamasına getirdiği sorunlar var. Nüfusun göç olarak buraya yansıması var. Köylerden çok fazla nüfusun gelişi var. Bunların şehir hayatındaki sıkıntıları var. İmarla ilgili sıkıntıları var. Şehir konseptiyle ilgili sıkıntıları var. Bir de tabii bizden önce yerleşik bir alan. Yerleşik bir alanı yeniden dizayn etmek zordur. O büyük bir sıkıntı. Kentsel değişim, kentsel dönüşüm yaşanabiliyor. Şu anda biz dönüşüm değil, değişim yaşıyoruz. Bunlar hep sıkıntı tabii. Başkan Necmi Kadıoğlu, Esenyurt bölgesinin iyi bir noktaya geldiğini belirterek vatandaşların tercih ettiği bölgeler arasında olduğunu vurguladı. Belediyelerde bir sorun vardı. Yani maddi olarak eğer siz sorunu aşamazsanız, hizmeti çok dar alanda düşünürsünüz. Bizim bölgemiz bu bakımdan bu noktayı aştı. Yani biz yatırım yapacak ve finans yapısına kavuştuk. Biz bir şehirde olması gereken ne varsa bunu hem kendilerimize aktardık hem de fiilen yapıyoruz. Yani kamusal alanlardan tutun da vatandaşların kullanacağı çevresel alanlara varıncaya kadar biz hepsinde şu anda bir noktaya geldik. Bunları gören yatırımcılar, burada konut yapılır ve satılır. Mesela bir parkımı düşün, 140 dönüm, 150 dönüm. Şu anda 200 dönüme çıktı. Orada vatandaşlarla bizim görüştüğümüzde, yani satın alanda, bu park buraya keyif veriyor. Bu park görünce buradan ev almaya karar verdim. İşte buna benzer yatırımlar buraya tabii vatandaşı çekiyor, çekiyor. Son bir seneyi sayabiliriz. 50 bin üzerinde buraya göç almışız. Bayağı yüksek bir rakam. Bunun %80'i İstanbul içinde. Bu bakımdan bu şunu gösteriyor. Daha oturulabilir konutlar, daha yaşanabilir alanlar, daha fazla kamusal imkan, işte sağlık ocaklarıdır, hastanelerdir, okullardır. Bunlar tabii insan hayatına kolaylaştırınca vatandaşlarımız da bizim içimizi tercih ediyorlar. Nüfusumuzu biz 650 bin civarında planlamış durumdayız büyükşehirle beraber. Henüz tarla görünümünde alanlarımız çok, hem saray bölgesinde hem konut bölgelerinde. Bunları bir an önce şehirleşmesini sağlamak istiyoruz. Tabii onlarla beraber biz yeşil alanlarımızı, yani vatandaşların yaşayacakları kendi evlerindeki alanları oluşturmak çalışıyoruz. İşte 1 milyon metrekare parkı bitirdik. İkinci 1 milyon metre şu anda inşaat halinde. Bundan sonra da 2 milyon metrekare de bahçe, meyve bahçe düşünüyoruz. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu bundan sonraki çalışmalarında da daha yaşanabilir bir Esenyurt için hizmetlerine devam edeceğini ifade etti. Bana oy versin vermesin. Görüşürüz zaman yani ben tamam başkanım seninle aynı parti değilim ama seni seviyorum ve çalışmalar takdir ederim diyenlerin sayısı çok fazla. Arada bir böyle çok kafası hakikaten şartlanmışlar var. Her bir toplumda olacak bu da. Onların bakışları biraz manada oluyor ama her toplumda bu oluyor. Yani insan bilmeden düşman oluyor. İnsan yani bizi gören bizi seviyor. Biz onları seviyoruz. Sürekli halkın içindeyiz. Daha yaşanabilir bir Esenyurt'u oluşturmaya devam ediyoruz. Hakkımız bizi izlemeye devam etsin.